Eylül sonu itibariyle, Ekim başı itibariyle Türkiye'de derin bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Çok derin. Ve bu derin kriz sadece bizim hayatımızı değil, en derin gariban vatandaşımızın, ihtiyacı olan vatandaşımızın hayatını etkilemiştir. Değerli muhtarlarım, biz göreve geldiğimiz yılın 2019'un 18'in sosyal yardım bütçesini 5'le çarptı, 6'yla çarptı. Şu anda o kadar sosyal yardım yapıyoruz. 6 kat. %2'lik seviyesindeyken şu anda %15-16 seviyelerine çıktı bütçedeki sosyal yardımların payı. Biz bunu ister miyiz? İstanbul gibi bir şehir fakirliği konuşsun ister miyiz? Halbuki İstanbul hepimizin umut değil mi? İstanbul hepimizin hani geçmişteki laf gibi taşı toprağı altın değil mi? Niye köylerimizden, mahallelerimizden, şehirlerimizden kalktık buraya geldik? Öyle değil mi? Yani bütün Türkiye'de sıkıntı yaşansa da İstanbul'da o derinde sıkıntı yaşanmamalı. İstanbul Türkiye'nin morali olmalı. İstanbul Türkiye'nin motor gücü olmalı, lokomotif olmalı. Şu an Türkiye'deki en derin yoksulluk bu şehirde yaşanmaktadır. Niye biliyor musunuz? İki türlü. Birincisi, yoksulluk kırsalda kolaydır. Köyünde, mahallende daha kolay yaşıyoruz. Seni bilirler, bağ vardır, bahçesi vardır, köylüsü vardır, komşusu vardır. Her gün selamlaştığı 100 tane esnafı vardır. Kıymetli hemşehrim, bu şehirde aynı apartmanda yaşarsınız ama o bir kişiyi bilmezsiniz bile. Ben bir şey yaşamıştım, çok etkilenmiştim. Bir mahalle muhtarımız yine partiden bir mahalle temsilcimiz, ısrarla başkanın bir eve gitmemiz lazım. Çok mağdur. Beylikdüzü'nde gittik, bir apartmanın yanında durduk, böyle baktık. Burada mı diyelim yani? Beylikdüzü'nün en varlıklı diyelim, kesiminin yaşadığı yerde bir apartman, 30-35 daireli bir apartman. Eve çıktık, evin içinde bir tane kanepe. Başka hiçbir şey kalmamış. İş yaşamında İflas etmiş. Allah vermesin. Herkesin başına gelebilir. Kimseye de söyleyemiyor. Muhtarla paylaşmış, beni zorluyor. Muhtarın anlattığı meseleyi. Dolayısıyla aynı apartmanda yaşarsınız ama yoksulu görmezsiniz. İhtiyaçlıyı görmezsiniz. Onun için İstanbul'un yoksulluğu acıdır. Can yakar. Ciğerini yakar. O bakımdan bu neyi bilen de sizsiniz. Onun için ben ekonomik zorlukların tavan yaptığı bir ortamda arkadaşlar şahittir o dönemde. İlk talimatım Ramazan'daki kumandanın birinci adresi muhtarlar olsun dedim, onlara dağıttı. Onlara dağıttı. Çünkü fakir, yoksul onlar iyi bilir. Ya olur mu? Kanuna uygun mu? Resmi olarak veremeyiz. Veririz. Benim arkadaşlarım sağ olun. Hayır, vereceksiniz. Güvenebilir miyiz? Ben muhtara sizden daha çok güveniyorum dedi. Millet güvenmiş, oy vermiş dedi. Ne işinize bakmışsınız? Dolayısıyla o günden beri uygulamayı yapıyoruz. Arttırarak da devam edeceğiz. Arttırarak da devam edeceğiz. Bahtiyarım diye biliyor musunuz? Allah şahit, biliyorum ki sizler onu en doğru yere verirsiniz. Verirsiniz. Allah razı olsun hepimizden. Ya keşke imkanımız olsa hep verelim. Hep verelim, kurban olayım. Kurban olayım. Yani biz bu dönemde bile 500 binin üzerinde kumanya dağıtıyoruz şu anda. 500 binin üzerinde bu şehirde. Bakın, pandemide bize talep ne oldu biliyor musunuz? 1.100.000 hane buluyor musunuz? Hane. Anlamını biliyor musunuz? 4 evden birisi. Ya bu daha istemedi dahil yani. Ne bir dahil koydu mu düşündüğünüzde? Aslında 3-5 günlük kumanyasıdır yani. Bu acili durum. Tabii ki. Tahmin edebiliyorum. Yani zaten biz görüyoruz gelenleri. Haritada da biliyoruz. Bizim bir haritamız var. Orada her mahallede nerede ne istemiş, yoksulluğun boyutu nedir? İnanın bütün fotoğrafı görüyoruz. Ona göre davranıyoruz. Bu zor günleri beraber aşacağız. Ümitle, umutla, çalışmayla, paylaşarak. Ramazan'dayız bakın. Paylaşarak. Birbirimizi hissederek aşacağız. Aynı şekilde
Yani biz bunları yaparken bir yandan işlerimizi yaptık. Bir yandan öğrencilerimize burs verdik. Bir yandan dedik ki anne evden çıkamıyor, kartını verdik. Yani bakın birçok şey aslında fatura veya onun gibi başka uygulamalarla vicdan köprüsü kurdu. Ben her yerde söylüyorum. İstanbul'da en doğru birinci adres filtreli zekatımız için biziz kardeşim. Çünkü biz adresi veriyoruz. Ve verdiğimiz her şeyin hesabını veriyoruz. Devlete hesabını veriyoruz. Bizde adresleri var. Arkadaşlarım onun tek tek adreslerini biliyor. Onu da bir tek biz biliyoruz, Allah biliyor. Bir de devlet. Tabii ki, tabii ki kıymetli muhtarım biliyoruz. Yani bütün bunları biliyoruz. O bakımdan bu anlamda bu zor günleri aşmanın yöntemi modeli bu. Değerli arkadaşlar, ben biliyorum şu anda bazılarda hemen hemen durmuş, yarım eksik, başlamamış işiniz kaldı. Hepsi de yürüyoruz Allah'a izniyle. Kreşleri de açtığımız da var, açacağımız da var. Yapacağımız da var. Bulduğunuz binayı mutlaka arkadaşlarım baksınlar. Çünkü yetemediğimiz yerde kiralama yoluna da gitme çabası içerisindeyiz. İnşallah bu sene 100'e çıkaracağız sayısını. 100'e çıkaracağız. Bu milletin evlatlarını 3-4 yaşından itibaren eğitemezsek her 10 senede bir bu ülkede seçimler iptal ediyoruz. Cahillik, eğitim almamak bu ülkede yeni nesli yapacağımız en büyük ihanettir. Onun için en baş meseledir yani. Çocukların mutluluğu, annelerin mutluluğu. Bunu da beraber yapıyoruz sizler. Çünkü getiriyorsunuz diyor, senin mahallede olmalı. Ha şu zorluğu da yaşadık, arsamız yok. Arsamız yok. Ne yazık ki biz diyelim ki bizim partide olmayan bir ilçe hariç kreş yeri alamadık. Tek ne istiyoruz biliyor musun? Kreş yeri, bizim arsamız yok. Verin. Biz yapalım. İlk defa yapılmıyor ki. İki tane kamu kurum. Ya kaldı ki Allah aşkına, Allah aşkına. Hani bizim çok yerimize el konuyor ya. İşte bilmem müzeyi, bilmem binayı belediyeden alacağım bakanlığa verir. Ya Allah aşkına bakanlık kim? İstanbul Belediyesi kim? Sanki birisi Ekrem'in malı, öbürü de bilmem kimin, X kişinin malı. Adını de böyle bir şey yok ki. Bugün Ekrem var, yarın X var. Bugün A partisi var, yarın B partisi var. C partisi var. Bunların bu milletin aşması lazım. Çok acısını çekiyoruz arkadaşlar. Bakın muhtarlarım, siz sorumlusunuz bu konuda. Hepiniz sorumlusunuz. Siyasi çekişmenin, çatışmanın ve kavganın olduğu yerde barıştırmakla, buluşturmakla, konuşturmakla yükümlüyüz. Bırakalım Allah aşkına ya. Kalarız. Siyasi yarışı, hizmet yarışını nerede yapamayız biliyor musunuz? Şurada hiçbirimiz bir başkasına ben senden daha inançlıyım dere diyebilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Yaradan böyle bir hakkı kime verdi Allah aşkına? Ya da ben senden daha çok vatanımı seviyorum, sen vatan ailesin diyebilir mi? Bana diyenin alnını karışar. Bana diyenin ben de bir Allah'ın kuluna derim. Bütün bunların mahkemesi, hukuku vardır. Onun yeri bazıları dünyadadır, bazıları öbür dünyadadır. O bakımda bu duygularla, şehrimize, ilçemize 7/24 bütün yapılan işler, müdahaleler, onlar bunlar. Bana ne yapıyor biliyor musunuz? Bugün bir çalışıyorsam bunları yaşadıktan sonra 1000 çalışıyor. Bana verdi tek duygu. Kimse benimle o alanda yaşamaz. Ha bana biraz daha iyi davransalar da belki biraz daha tembelleşebilirim yani. Ve Bağcılar'da göreceksiniz kalan 2 yılda çok daha mutlu olacağız. Elbette ki gücümüz yettiğince. Bir, dolayısıyla sizlerin talepleri kıymetli. Bu talepleri topluyoruz, değerlendiriyoruz. En nizamlı bir şekilde de yapacağız. Ama mecburuz İstanbul'a bütün bakmaya. Bugünkü birinci mesele yoksulluk. İşte ikinci meselesi İstanbul'un metroları bitmedi. Çünkü trafik dediğiniz gibi. Bir de başka bir şey var. İstanbul metrolarının
gecikmesinin bize maliyeti, gecikmesinin döviz kur farklarının bize maliyeti neredeyse 25 milyar liraydı. 25 milyar lira. Çocuk oyuncağı değil mi? Ve bütün bu süreçlerde, yani sözümüze de dikkat ediyoruz, taahhüdümüze de dikkat ediyoruz. Bir de kurumsallaşıyoruz. Oradaki örneğimizde de, tabii ki belli adımlarla beraber, işte tarım marım dağıdı, artık muhtarlıklar daire başkanlığımız var. Muhtarlıklar daire başkanlığımız, etkili bir şekilde genel sekreterimizden ilgili genel sekreter yapmışız. Daire başkanımız Yavuz Bey'den müdürümüze ve bütün ekip arkadaşlarıyla beraber sizlerin eli, kulağı, ayağı olacak. Mahalle mahalle gezecekler, ilçe ilçe gezecekler. Sizi ihya edecekler, etmeliler. Ne, hangi konuda? Vatandaşla kurduğunuz diyalogda sizin cevaplarınızı yetiştirmek adına. Bu cevap illa her şeye evet olmayabilir. Evet olan da olur. Bugün yapamayız, yarın yapabiliriz de olur. Ama tüm arkadaşlarıma söylüyorum, burada da söyleyeyim sizin huzurunuzda. Hiç kimseye boş vaat vermeyeceksiniz. Niçin yapamadığınızı anlatacaksınız. Yapacaksanız ne zaman yapacağınızı söyleyeceksiniz. Ve bu dille konuşacaksınız. Kimseye anlatmayacaksınız. O bakımdan bu hassasiyetle, güler yüzle ve sizi anlayarak, siyaset üstü düşünerek, siyaset üstü düşünerek, partiler üstü düşünerek, bakın burada iki ittifak, ki ben o ittifakın %55'e yakın oy aldım. Ben hep böyle bir espri yaparım. Oylar atıldı, sandıkta karıştı dedim. Kimin bana oy verdiği yok orada. Ben herkese de öyle bakıyorum. Bu manada sizi mutlu edeceğiz. Sizinle daha iyi irtibat kuracağız. Sizin diyaloglarınızda keşke her birinizle tek tek görüşebilsem. Gerçekten bu mümkün değil. Bazen milletvekillerimiz bana küsüyor. Diyor ki başkanım bize randevu vermedi. Ya diyorum... Yani vermedim derken, yani vermediğimiz olmuyor, döndüğümüz oluyor, gecikiyoruz. Ya diyorum, partili milletvekillerinden diyelim. İşte 130 civarında CHP'nin milletvekili var. Ya 130'una randevu versen, ben sadece onlarla görüşürüm. Yani o bakımdan görev paylaşmak zorundayız ve kurumsallaşmak zorundayız. Ancak benim memurumdan, müdürümden, daire başkanımdan, genel sekreter yardımcısından genel sekretere kadar benim gibi görevine sarılmıyor, size cevap vermiyorsa o kusur benim kusurumdur. Ben de onun hesabını sorarım. Çok net. Dönmedi, aramadı, konuşmadı, bana bilgi vermedi, benim de işimi paylaşmadı diyorsa size karşı ben mesulüm. Demem yani o suçlu. Ya da o suçlu demem. Ben mesulüm, onun mutlaka hesabını size veririm ama hesabını da sorarım. O bakımdan titiz bir şekilde, düzenli bir şekilde, kurumsal bir biçimde sizlerle işbirliği yaparak hiçbirinizin siyasi anlayışına bakmadan bu şehrin kendi iradesiyle, hakkıyla seçilmiş 963 muhtarımıza hizmet edeceğiz. Tabii ki özünde ne var? 16 milyon İstanbul'da hizmet edeceğiz. Bu da kutsal. Allah nasip etti, dünyanın en güzel şehrinin belediye başkanı oldu. Bir muhtarımız dedi. Aileniz adına büyük bir gurur kaynağı, evet. Ben o gururu aileme, beni sevenlere yaşattım, seçilerek